Hepinize merhabalar küçük dostlar. Bu akşam uyumadan önce Fırtınanın Kaptanı isimli Gelam'dan aslında esinlenmiş bu güzel anlatımı birlikte okuyalım. Güneş batıyordu. Hava ılık ve sakindi. İsa arkadaşlarına "Hadi gölün diğer tarafına geçelim" dedi. İsa bütün gün boyunca başkalarına yardım etmişti ve yorulmuştu. Böylece kalabalıkları sahilde bırakıp küçük balıkçı tekneleriyle açıldılar. İsa teknede bir yer bulup uzandı. Başını yaslar yaslamaz uykuya daldı ve derin derin uyudu. Çok güzel bir akşamdı. Hafif bir meltem, yelkenleri doldurdu. Gölün ortalarına doğru ilerlerken arkadaşlar da havadan, sudan sohbet ediyorlardı. Her şey mükemmeldi. Tam tatlı bir yolculuk havasıydı. Gölün yarısını geçmişlerdi ki birdenbire sert bir rüzgar gölde esmeye başladı. Bir fırtına gibi güçlü ve azgındı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Tepelerinde gök gürlerdi. Fırtına gölün dalgalanmasına sebep oldu. Ve minicik tekne dalgalarla yukarıya doğru çıkıp sonra dan diye geri düşüyordu. Balıkçı teknesi oradan buraya, öteden beriye, bir oraya bir buraya, sağdan sola, yukarıdan aşağı savruldu, durdu. Bu fırtınanın ortasında ise İsa mışıl mışıl uyuyordu. İsa'nın arkadaşları hayatları boyunca balıkçılık yapmıştı ama yıllardır bu gölde balık tutmalarına rağmen hayatlarında böyle bir fırtınayla karşılaşmamışlardı. Halatlarla ve yelkenlerle ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, tekneyi kontrol altına alamıyorlardı. Bu fırtına onlar için fazlasıyla büyük bir fırtınaydı. Ama fırtına İsa için fazlasıyla büyük değildi. "İmdat!" diye bağırdılar. "İsa uyan! Hadi İsa!" İsa gözlerini açtı. "Bizi kurtar! Bize yardım et!" diye haykırdılar. "Umurunda değil miyiz?" Tabii ki İsa'nın umurundaydılar. Zaten bu yüzden gelmişti onları kurtarmak, onlara yardım etmek için. İsa ayağa kalktı ve fırtınaya konuştu. "Sus" dedi. O kadar. Ve çok garip bir şey oldu. Rüzgar ve dalgalar İsa'nın sesini tanıdı. Tabii ki daha önce de duymuşlardı sesini. En başta onları yaratan sesti bu. İsa'yı dinlediler ve onun söylediğini yaptılar. Rüzgar hemen kesildi. Sular sakinleşti. Ay ışığında göl masum bir şekilde parıldadı ve sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar teknenin etrafında şapırdadı. Küçük tekne usulca sularda süzülerek ilerledi. Çevrede müthiş bir sakinlik ve sessizlik vardı. Sonra İsa rüzgardan darmadağın olmuş arkadaşlarına döndü. "Niçin korktunuz?" diye sordu. "Benim kim olduğumu unuttunuz mu? Bana inanmak yerine korkularınıza mı inandınız?" İsa'nın arkadaşları bir şey söyleyemedi. Tıpkı rüzgar ve sular gibi sessiz kaldılar. Ama yüreklerinde apayrı bir fırtına kopmuştu. "Bu adam kim?" diye sordular içlerinde şaşkın bir şekilde.
dalgalar ve rüzgar bile onun sözünü dinliyor diye düşündüler. Çünkü anlayamamışlardı. Henüz İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu anlayamamışlardı. İsa'nın arkadaşları o kadar korkmuştu ki yalnızca büyük dalgaları görmüşlerdi. İsa onlarla birlikte ise korkulacak bir şey olmadığını unutmuşlardı. Tekne istediği kadar küçük, fırtına istediği kadar büyük olsun. Hepinize iyi uykular dostlar.